Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Muhtıray. Bugün sizlerle GTA'nın yeni DLC tanıtımındayız. Bu bölümde de arabaları tanıtacağız arkadaşlar. Şimdi hemen arabalarımızı satın alalım. Hemen bizim garajımıza transfer olmaya başlasınlar bile diye düşündüm. Aa, burada Cadılar Bayramı arabaları hala burada mı? Vay be. Warstock'tan ilk önce limuzinimizi alıyoruz. Bu Pegasus'a transfer olsun. Arka tarafta böyle reis taşımak için, mafya babasını taşımak için resmen bir şey yapmışlar böyle. Onun dışında Legendary Motorsport'a giriyoruz. Imponte Nightshade. Nightshade mavi de güzel duruyor gerçekten ha. Alalım bir. Şuradaki yeni evlerimizden bir tanesine gitsin, boş garajlı. En sondakine yollayalım hatta bütün arabaları, oradan alırız. Nightshade'i aldık. Verlierer. Tamam. Bu da ne olsun? Bu da kırmızı da gitsin madem. Ben sonra değiştiririm. Bu da en sondaki Wild Oats Drive'a gitsin. Verlierer. Sonra başka, Allah fazla kaçtık, dur. Burada da bir şey yok değil mi yeni? Yok. Bakalım Legendary Motorsport Diklasya Mamba. Oha, pahalı lan bu. 1 milyon. Bu ne? Niye bu kadar pahalı ki? Allah Allah. Niye bu kadar pahalı lan bu? Bunu ne alalım? Bunu da sarı alalım o zaman. Bu oyunun gösterdiklerine göre alalım, sonra ben değiştiririm. Wild Oats Drive. Go 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 go. Bye 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 Mamba. Görüşürüz Mamba. Seni orada yiyeceğim. Senin Wild Oats Drive'da yiyeceğim. Şimdi şu Jeep daha pahalı ha. Niye böyle? Peki. LLVB. Bu arabaların arasında büyük yakınlık var ama anlamıyorum. L. Çift kapı, dört kapı arkası falan mı var böyle acaba? Ne bunlar ya? Allah Allah. Niye böyle? Offroading virgal new improved bowler. Yeah. Ne diyor bu? Extended wheelbase. Daha geliş bir tekeri var herhalde diyor. Armorlu versiyonu var diyor. Evet, diğerinin de var da bu daha geniş bir tekerli mi? Bir de şunu okuyalım. Aradaki farkı anlarız. Daha geniş tekerli o galiba. Daha iyi, evet. Onun parası o yüzden daha fazla. Neyse, hepsini alacağız sonuçta. En üst tam bir böyle zenginlik arabası. Bunu griye alacağım. Aslında şu bordo güzel gözüküyor. Yani armorlusunu alıyoruz tabii ki. Değil mi? Bakayım bir. Aslında diğeri daha güzel gözüküyor ama armorluya ihtiyacımız var bizim. Ben bunu ne yapayım ki? Ben bunu çıkarıp da sokakta kullanmam. Ben armorlusunu alıyorum o yüzden. Değil mi? Aynen. Armorlusu daha mantıklı. Gel buraya sen de. Bordo gelecek bakalım. Nasıl olacak? Burada bir tane daha var. Bu da eski tip bir tane. Bu siyah mı beyaz mı? Bu beyaz gelsin. Bu da armorlu gelsin. Onu da aynı yere yolla. Hepsini alıyoruz. Maşallah. Şimdi geri gel. Bir tane biraz daha kaldı. Şimdi jiplerde sıra. Jip beyaz gelecek, armorlu gelecek. Yalla. Diğer jip de beyaz gelip armorlu gelecek. De aradaki farkı fark etmek için farklı bir renkte yollayayım aslında. Evet. Aradaki farkı bilmek için. Bu ne? Yeşili var, bordosu var. Bunu da bordo yollayacağım. Armorlu. Yollan abi. Yolunu al sen. Tamam. Paramız bitmiyor hala. Çok güzel. Müthiş. Buradan bir de şu iki araba var değil mi? Evet. Bunların da birbirine benzerliği var ama fark edemedim hala. Bunu mavi alayım. Neden bilmiyorum. Değiştireceğim nasıl olsa rengini. Tamam. Bunların hepsini modifiye edemem bu arada. Böyle şu üçünü ederim. Bir de buradan teker teker modifiye ederim. Yani şu ikisini değil de bir tanesini. Şu iki jipi değil de bir tanesini mesela. Anladınız mı? Yoksa çok fazla kaçar yani. Zaten ben de hangisini beğeniyorsam onu tutacağım. Şunu almadım galiba değil mi şimdi ben? Şu ne gelsin? Sen de bordo gel lan. Bordo rengi zor bulunuyor. Gel. Wild Oats Drive. Tamam. Aldın mı lan? 208k mı? O kadarcık mı? Ben seni armorlu aldım ya. Değil mi? Bir tane daha mı alsam acaba emin olmak için? Allah Allah, kafam karıştı. İnşallah armorlu almışımdır. Oh, hepsi bir anda geldi ha. Hepsi bir anda geldi. Hazır o zaman şey yaptık. Warstock'tan limuzinimizi alalım. Bakalım yakında mı sağlanacak. Tarıtıt limo, aynen. Tarıtıt limo. Nerede bu? Şurada. Oraya nasıl gideceğiz? Yakınlarda evimiz var mı? Seni alayım bir dakika abi, dur. Abi sen dur, bir söndür. Heh. Bir dur.
Wildwood'da bir yerde evim var benim. Şurası mı acaba orası? Bu ne? Bu ne abla? Sen ne dinliyordun? Sen ne dinliyordun böyle? Tövbe tövbe. Şimdi salak ya bu. Bu kadın çok salak. Sen yaşamamalısın zaten. Boş ver ya. Kendini oradan oraya falan fırlatıyor. Şimdi gideyim ben o evimi bulayım bakayım hangi arabaya gitmiş. 1 kilometremiz var. Bütün arabalarımız da yavaş yavaş geliyor bu arada. İnşallah yanlış almadık arabaları. 9 tane araba sonuçta yani. Karışıklık olmuş olabilir. Ama inşallah olmamıştır. Evimiz yukarıda. Ben oraya mı uğrasam ilk önce? Yok, ben gideyim o arabamı alayım. O arabamla gider uğrarım sonra eve. Evet, şu arabayı bir test edelim sonuçta. Tarıtlı falan. Tabi bu yalnız kullanılacak bir türden araba değil. Ben şimdi bunun tarıtını kullanamayacağım büyük ihtimalle. Ama olsun, bir görelim bakalım. Bir ihtişamını görelim nasıl bir şeymiş. Limuzinimiz. Bakalım. Burada geldik. Burası şey galiba böyle yıldızlar yeri böyle yıldızlar sokağı yıldızlar geçidi. Yes. Buldum galiba ismini hatırlamıyorum. İşte burada limuzinimiz. Böyle bir şeye sokakta izin var mı abi? Yok tabii ki yani sordum kendime saçma bir şey sordum bence. Uf 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 uf. Tabii bunun testini de yapmak gerekir şimdi. Bakalım içeriye bir. Arkada bir tane reis için bir yerimiz var. Biz şoförüz şu an. Bir bakalım hızına bakalım bir. Bayağı yavaş. Modifiye de edilmiyor bu. Bildiğimiz limuzin. Mercedes'in limuzini. Üzerinde de minigun var. Minigun'u kullanmaya çalışalım bakalım. Bir kullanmaya çalışalım. Evet kullanabiliyorum galiba şu anda. Evet. Çıktım. Selamünaleyküm. Bu bildiğimiz minigun evet. Evet bildiğimiz minigun bu. Bakalım arabalara karşı nasıl? Çok iyi. Ha bu bildiğin tank yani. Bu arada kendimizi beladan uzak tutalım bu sırada. Çünkü rahat rahat şey testimizi yapalım. Ben arkadan en arkadan mı bindim? Bunu nereye bindiğimiz fark ediyor mu? Remove wanted level kardeş. Tamam. Oha üstten fırladık. Şimdi şu orta kata binebiliyor muyuz? Yok binemiyoruz galiba değil mi? Bakayım yok binemiyoruz. Ya arkaya biniyoruz. Ya da şeye. Evet arkaya binebiliyoruz. Bir şöyle bakayım. Aynen arkaya biniyoruz. Kapıyı kapat o zaman. Ben sana bir de damage testi yapacağım çünkü. Ama dediğim gibi bir rahatsız olmayalım. Blaster'ı bir daha arayacağım. Benim polisler görmezden gelsin. Blaster kardeşimiz ayarlasın bize bir şeyler. Cobstone Blind Eye. Heh. Şimdi nasıl denesem ama? Nasıl denesem? Minigun'la mı denesem? Silahla patlamayacağına eminim şimdi. Silahla kolay kolay patlamayacağına eminim. Armorlu sonuçta. Ama önemli olan kaç roket alabiliyor. Bakalım. Bir tane aldı. Böyle bir arabanın roket alması büyük bir şey abi bu arada. Bildiğin araba çünkü bu yani. Kurşunlara karşı mükemmel güçlü olduğundan kanıtladı bir roket alarak. İkincisine patladı. Tamam, tabii ki mantıklı yani gerçekten mantıklı. Bir roket bile iyi yani alabilmesi. Bir tane sticky bomb demek galiba o. Ya da iki sticky bomb. Aynı ya herhalde. Evet aynı. Şimdi özel arabalarımızdan bir tanesini çağıralım ve şeye gidelim, modifiyeye gidelim. Evet, şimdi ilk arabamız Imponente Nightshade. Bunu bir modifiye edeceğiz. Hızlı hızlı bir modifiye edelim bakalım. Armor'a yapıştır. Brake yapıştır. Bumper bakalım. Extended. Alalım abi. Hayır sakın. Çık oradan. Engine en yükseğini alalım. Egzoz yan taraf mı arka mı? Ha, arka güzel. O eksplozivden uzak dur. Buraya bakalım ön taraf nasıl? Bu güzel. Değil bu. Bu da değil. Bu da güzel. Bu, aslında şunlar aynıymış lan. Değilmiş. Bir dakika pardon ben yanlış bakmışım ya. Vallahi kafam karıştı. Ben daha fazla var sanıyorum. Şu anda beynim durdu. Acaba bu mu olsa? Yoksa böyle kalsa mı? Bu da güzel yani çünkü. Bu değil, bu da değil. Ya bu ya da bu. Yani bilemedim. Açıkçası böyle kalsın bence ya. Her şeyi satın almak iyi değildir. Bakalım. Bakalım nasıl bir şey olabilir. Şu ileriden şeyler çıkıyor. Güzel değil o. Bu fena değil, bu fena değil. Bu güzel, bu güzel. Bu alınır. Bu alınır. Kornaları boş ver.
Headlight, bunu da boş ver. Sarı ışık kalsın bir tane arabamızda, ne olacak? Plate, yellow on black olsun. Yellow on black, black konuşamadım ya. Şimdi rengini değiştireceğiz ama bu kadar mıydı arabaya? Roll cage ekleniyor bir de ha. Roll cage. İçeriye turbo murbo ekliyorsun. Bu mudur yani roll cage? Ekleyelim o zaman ya. Birazcık görünümü değişsin arabanın. Spoiler. Ha. Oo, bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Bak bu güzel. Bu güzel. Bir daha bakayım da şöyle bir. Yok, en iyisi aslında bu da güzel ha. Ama bu daha iyi sanırsam ya, bilmiyorum. Bilmiyorum, emin olamadım. Bu da güzel. Bu da güzel ha. Fena değil yani. Bu birazcık yarış arabası tarzı bir şey olacak ya. Ama ben asıl öyle olmasını istememiştim açıkçası. Amacım o değildi yani. Vallahi değildi. Tamam öyle kalsın ya. Böyle kalsın. Bakalım şimdi. Suspension, transmission'ı aç. Turboyu al. Hızını fullledik neredeyse zaten. Windows, bunları boş ver. Şimdi renk. Rengin içinde aklımda bir şey var. Rengi için aklımda bir şey var. Bu değil. Bakalım cream color'ımız pembe mi? Aynen pembe hala. Klasikten olmasın. Metalik olsun. Aslında metal de olabilir ha. Burada güzel renkler var biliyorsunuz. Şu metal renkler güzel yani. Altın olmaz yok. De şu metal renkler güzel yani. Özellikle şu güzel. Mavi de sildiğimizi düşünürsek güzel bir araba olabilir. Bilmiyorum, kararsız kaldım. Bakalım bakalım dur. Şeye bakalım. Metalik renklere bakalım. Metalik. Siyah değil, siyah değil. Midnight Blue var aklımda aslında. Midnight Blue. Bence biz bulmuşuz zaten yani. Evet, tamam hadi çık. Bu araba böyle. Rengini klasik bir renk yaptık böyle mavi. Karanlıkta simsiyah gözükeceğinden eminim. Evet öyle. Oha, hayvan gibi bağırdı ha. Tabi oyunun sesi size az geliyor. Bilerek yaptım ki onu beni duyun daha çok diye. Sonra sıkıntı oluyor. Benim sesim kısılıyor, daha beter oluyor. Her videoda sesi gelmiyor diye kızıyorsunuz ama öyle olması gerekiyor maalesef. Benim sesimin gelmemesinden iyidir. Tamam, bu arabayı götürelim mi o zaman, madem birazcık kullanayım öyle götüreyim ben. Evet, şimdi evime geldim arkadaşlar. Bu arada buraya gelene kadar bütün kadınlar o araban çok güzel o falan filan dediler. Yani öyle diyenler biliyorsunuz ne yapıyorlar hani. Hani anlatabildim mi hani? Öyle diyenler hani bu arabayla çok fazla tavlayabilirsiniz açıkçası. Nightshade. Kara, gecenin gölgesi gibi bir şey oldu. Rengi de uyuştu aslında bak, Midnight Blue, gece mavisi. Bence güzel oldu bu araba. Ben tamamım o arabayla. O bordolar mat gelmiş ya. Bu arabalar mat gelmiş hep. Şimdi ne yapacağız biz? Bunları hep armorlu alarak doğru bir şey mi yaptım acaba ben ya, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şimdi şu 3 arabayı modifiye edeceğim. Sonra daha bir de bunlar var. Ama bunların hepsi değil tabii ki. Birer birer dediğim gibi. Bak şunlar aynı araba mesela. Onlardan sadece bir tanesini alıp götüreceğim. Bir bakacağız neler ekleniyor. Bunlardan da öyle bir tanesini alıp götüreceğim. Sonra bundan da bir tanesini alıp götüreceğim. Şey, sonra diğerlerini ben video dışında hallederim. Şimdi şu kırmızıyı mı götürsem, pahalı olanı götürsem. Pahalı olanı götürelim hadi. Pahalıyı mı? Uf, bir motor bağırdı. Keşke duysanız. Ama maalesef böyle olmak zorunda. Gerçekten kusura bakmayın. Belki de duymuşsunuzdur. Böyle kulaklık takıyorsanız ve son ses açarsanız duyabilirsiniz. Vum diye bağırdı böyle. Tam benim çıkardığım sesler gibi. Bas evladım. Bas. Tabi bu araba havalı değil ama. Sadece motor sesi güzeldi. Vallahi başlangıç sesi güzeldi şimdi. Doğruya doğru. Ama araba hoşuma gitmedi benim açıkçası bu. Bir de 1 milyonluk araba yani. Hak etmiyor. 1 milyonluk bir araba değil şu anda gördüğünüz bir araba. Bakalım bakalım. Belki modifiye onu 1 milyonluk bir araba yapmamıza yardımcı olabilir. Kullanışı da pek hoş değil yani. Kayıyor full lan bu. Frene basınca direkt kayıyor. Bak direkt kayıyor ha. Çok fena drift yapılır bu arabayla. Ama yapılmaz da yani. Kayır, kayar, kayıyor. Götürelim şimdi. Çekilin, çekilin. Pardon, pardon. Bu benim hatamdı. Doğru. Bu benim hatamdı. Pardon. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Gidiyorum. Şimdi şurada yakınlaştık. Yok, drift atmazmış bu. Vazgeçtim. Bir daha deneyeyim bakayım. Bir deneyelim. Fena değil yani. Değil, değil, değil. Fena, fena. Kötü. Olmaz. Bundan drift atmaz. Vazgeçtim. Sadece kayıyor embesil gibi.
Bu araba benim hoşuma gitmedi. Belki satarım. Bir sesi güzeldi. Onun dışında şimdi modifiye belli edecek her şeyi. Belki yani gerçekten de garaja götürmeden direkt burada satarım yani, bilmiyorum. Keşke daha güzel arabalar getirselerdi ya. Şu arabalar, eski arabalar pek hoş değil. Şu Nightshade güzeldi şimdi, gerçekten Nightshade güzel. Alalım bunu. Bunu da alalım. Bunu da al. Egzoz kocaman diyor. Kocamanı al. Bunu alma bakalım. Secondary performance hood mu? Ha, ikinci renk performans hood. Tamam. Şimdi bir dakika. Stock hood. Performance hood. Yani açıkçası bu daha hoş yani, gerçekten. Allah Allah. Bence vallahi böyle hal daha güzel yani. Ben bunu alıyorum. Genelde modifiye yapınca araba daha güzelleşir. Burada zaten modifiyeli gelmiş, çıkarınca güzelleşiyor. İnşallah bu kadar değildir diyecektim. Sanırsam bu kadar bile. Ha tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu, tamam. Tamam, şimdi oldu. Şimdi tamam. Tamam, affettim hadi. Bu araba kalabilir benimle. İnelim mi aşağı? İnsek mi? İnmesek mi? Bence inmeyelim. Bakalım. Transmission 40K yapıştır. Turbo 50K yapıştır. Hızlı da ha. Başka bir şey kaldı mı? Tekerlek kaldı, renk kaldı. Şimdi rengini değiştirelim de ne renk yapalım? Arkadaşlar, bu renge karar verdim ben. Çünkü diğerleri hoşuma gitmedi. Bir türlü alışamadım yani. Bir türlü gözüme ısınmadılar gerçekten. Buna karar verdim. Böyle metalik bir rengi oldu. Metal seçtim rengini. Sarılar fena değildi ama sarı da içime yatmadı yani. Çok cırtlak duruyordu. Şu renk güzel ama hala açamadım bunu. İki tane daha stand jump yapmam gerekiyormuş. Açamadım onu. Buradan baktım şöyle bir. Hiçbir hoşuma gitmedi açıkçası. Hani değişik değişik renkler daha güzel durdu açıkçası. Şu mesela değişik bir renk. Bok rengi gibi. Ama hoş durdu yani. Bilmiyorum, anlayamadım bu arabayı. O yüzden diğer renkler pek yakışmadı bunu, anladınız mı? Baktım böyle, bir sarı fena olmadı. Turuncu fena değil işte, turuncumsu sarı. Şu tür renkler daha çok yakıştı, anladınız mı? Bence yani, bilmiyorum. Bu tür renkler daha çok yakıştı şöyle. Ama onlar da hoşuma gitmedi. Ben de buna karar verdim. Böyle birazcık idare edeceğim. Beğenmezsem sonra değiştireceğim rengini. Ama yine de fena olmadı. Bir tekerlerini değiştirelim şimdi. Krom. Bakalım neler var. Aslında bence değişmeyelim yani. Şu an üstündekiler gayet güzel. Vallahi güzel yani. Wheel color olmuyor. Tire. Bakalım bulletproof yapalım madem. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam ya, böyle böyle çıksın gerçekten böyle. Ben şu an mutluyum bundan. Evet. Bu araba beni idare eder bir süre, bu renk. Sonra bir süre sonra sıkacağından eminim ama. Ama şu an gerçekten iyi yani. Şu an iyi ya, gerçekten iyi. Başka bir renk olmazdı sanırsam ya. Sarı falan çok cırtlak olurdu. Bu arabaya yakışmazdı. Öyle kahverengim tonundaki araba şey renkler yakışıyordu. Onları da istemedim. O yüzden bu şekilde karar verdim. Bence olmuş ya. Şu an içime sindi baya. Bu renk şu an dışarıda iyice sindi içime. Evet. Tamam, şimdi senden kurtulma zamanı. Şimdi diğer arabayı getir. Evet, son şey böyle armorsuz sürülecek arabalar. Hani yarış tarzı arabalardan sonuncusu bu. Lallier miydi neydi? Garip bir ismi vardı. Bu neydi ya? Verlierer. Verlierer. Arkada güzel bir egzozu var böyle kocaman. Arka tarafı pek tipsiz ama birazcık. Bakalım modifiyeler nasıl olacak. İnşallah bir şeye benzer. Renk konusunda çok kararsız kalıyorum ya. Vallahi renk konusunda çok kararsız kalıyorum. Madem bu kadar sokuyoruz bu arabaları buralara, armorlarını da alalım o zaman. Böyle tekerlekleri falan. Oo bak, burada işte bir şeyler var şu anda. Tamam, bakalım birazcık daha. GT bumper. Her GT kelimesini duyunca hoş şey çıkmıyor maalesef ortaya. Şu bence şu an bu en iyisi yani, gerçekten. Valla şu en iyisi. Aşağıdaki karbon görüntü hoşuma gitmiyor aşağıdaki. Ben sanırsam ikinciyi alıyorum ya. Ay pardon, üçmüş. Bunu alıyorum, evet. Bumper bir tek ön için mi vardı? Tamam. Engine al, yapıştır. Bu araba hızlı belli. Tekli egzoz daha iyiydi, yok.
Explosive değil. Race Wing Vent kenarlardan şeye çıkacak. Al tamam al onu da al onu da al. Hood. Vented Hood. Bu güzel. Ama ikinci renk değil. Bu iyi. Bayağı iyi. Bir dakika. Acaba bu mu olsun diğeri mi? Vented Hood mu olsun diğeri mi? Oo bir dakika çok kararsız kaldım. Ama sanırsam Vented Hood daha iyi ya. Aynen Vented Hood daha iyi. Bunu alalım. Bakalım bakalım bakalım. Mirrors. Renk kırmızı olsun ya. Yok bir dakika. Bilmiyorum. Şu da iyi. Hadi böyle böyle olsun. Hadi karbon karbon olsun hadi. Belki değiştiririm bilmiyorum. Respray değil ya daha. Daha respray girmeyelim keşke. Roll cage. Color coded roll cage, secondary roll cage. İçerisi gümüşümsü olsun. Evet, gümüş olsun. Yani şey ne deniyordu? Krom, krom. Skirt, karbon skirt. Karbon, karbon skirt eklemeli miyim? Eklemeli miyim? Ekleyelim hadi. Hadi karbon skirt ekleyelim. Arkada da karbon var. Aynalarda karbon. Transmission'ı ekle. Turbo'yu ekle. Şimdi suspension arabayı indirelim bu arabayı. Spoiler. Bakalım. Oha, iğrenç. Yok, iğrenç. Sanırsam spoilersiz kalacağız ama şu da fena değil. Ufak sevimli bir spoiler. Ve almalıyız sanırsam. Arabayı birazcık daha yandan daha iyi gösteriyor. Evet tamam. Ufak sevimli bir spoiler taktık. Bakalım. Ne kaldı? Teker kaldı. Teker alalım. High end. Bakalım bakalım bakalım. Nasıl şeyler var? Şu arabaya yakıştı bile bu şimdiden aslında. Birazcık daha bakalım ama. Bu da güzel. Ben bunu istiyorum. Bu güzel. Ama bir dakika. Bu da güzel. Bu da güzel. Hangisinin rengi değişiyor? Bunun rengi değişiyor galiba. Bakalım şimdi rengini değiştirelim. Wheel color. Heh. Carbon black. Yapıştır abicim. Carbon black ama yine yan taraflarda şey kaldı. Birazcık boya kaldı. Alif şey krom kaldı. Aa direkt karbon teker yapabiliyoruz bak doğru. Şuradan güzel bir karbon teker varsa onu yapalım direkt. Yok mu? Yok mu güzel bir karbon teker? Bu değil. Bu da değil. Bu %100 bu. Evet tamam. Tamam tekerler de mükemmel oldu. Abi bir dakika. Tire. Tire enchantment bulletproof tamam. Şimdi asıl sıkıntı şimdi. Asıl sıkıntı respray. Renk abi. Renk. Ne alacağız? Metalikten bir bakalım. Sarıya bakacağım şöyle. Bu güzel aslında. Bu renk güzel. Vallahi güzel de. Bilmiyorum ya. Dur sarı daha etkili. Benim için şu an. Sarı veya turuncu. Bakıyorum, bakıyorum. Tamam, karar verdim. Siyah yaptım arabayı. Yeşil içime sinmedi. Yeşil denedim, olmadı. İçime sinmedi. Sarı fena olmuyordu. Ama böyle siyah çok garip bir havası oldu arabanın. Vallahi çok garip bir havası oldu böyle. Hoşuma gitti siyah ya. Bayağı hoşuma gitti. Bu siyah arabam da yok yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden bu yeni bir ekleme oldu. Şimdi son 3 araba kaldı sanırsam. Artık yoruldum lan bayağı şey yaptık. Arka arkaya çektim bir de ben tabi bu DLC şeylerinin hepsini. Şimdi bu Jeep'i modifiye edelim bakalım. Benim en çok sevdiğimden bir tanesi bu oldu. Şu Jeep. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kapımızı kopardık tabi hemen. Armor'u 880 ayıp yalnız. Arttırıyoruz onu. Race Brake koy. Engine koy. Explosive koyma. Bakalım 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 neler var. Headlight. Bunlara gerek yok. Plate. Bunu siyah yapalım. Respray. Trim kalın ne lan? Oo, içi değişiyor. Güzel güzel güzel. Güzel yapmış. Primary. Ben bunun beyaz yapacağım. Ben bu Jeep'i beyaz istiyorum. Bir tanesini de siyah yapacağım çünkü. Bu bayağı şey. Ice White mı? Frost White mı? Ice White ya. Ice White daha iyi. Bakalım. Ice White. Tamam tamam böyle iyi. Trim color'a bakalım. Black bu da zaten. Tamam güzel. Black mi bu? Yo değil. Ben bunu black istiyorum. Evet black tamam. Bakalım başka ne var? Suspension'a gerek yok. Transmission arttır abi. Turbo'yu da ver şimdi. Ver. Tekerlek yapacağız. Window. Limo yapalım. Full görünmez mi olalım? Yoksa none mı yapalım acaba? Bakalım bir dur.
Limo mu olsa ya? İçerisi gözükmemese. Bilemedim şimdi. Nasıl olsa. Şöyle bir daha bakıyorum. Normal olsun ya. Siyahını limo yaparım aynen. Tamam, bu kadar mıydı lan? Ana, hiçbir şey yok bunun. High end. High end değil lan bu. Offroad mu bu tekerler? Yo. Bu teker SUV, SUV. Hayır. Lan bu tekerler ne böyle? Tuner değil, olamaz. Sport değil, muscle olabilir mi? Değil abi, bu tekerlekler kendine özel resmen yani. Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Wheel color. Yo, olmuyor hiçbir şeyde. Tire design olmuyor. Bulletproof olmuş, tamam. Ve ben bu tekerleri sevmedim yani. All terrain radial ne ya? Wheel type. Böyle jip tekeri seçerim bari. VIP. VIP bu güzel mi? Bu fena değil. Şu VIP'yi alsam mı ya? Alalım ya. Aslında o var ya, offroad tekeriydi ha. Benim çıkardığım. Bu offroad tekeri. Kalabilir de yani aslında. Bence kalsın ya. Vallahi kalsın aynen. Kalsın o, bu tekere ekstra para verdik çünkü lan resmen. Bir bildikleri vardır adamların yani. Gerçekten o tekere bildiğin ekstra para verdik. Özel teker. Kalsın. Yandaki yazılar kötü ama yapacak bir şey yok. Bakalım jipimize şöyle bir. Güzel ya, güzel. Güzel jip. Şimdi de bu kocaman arabamız var. Cognoscenti. Bentley galiba bu. Evet, Bentley. Bunu beyaz yapacağım. Şimdiden karar verdim. Böyle arabalara sade renkler yakışıyor. Bunlar yarış arabası değil. Bunlar hep zaten mafya arabası ya. Bu arabaları böyle mafya babaları, yani ben o istediğimiz yerden çağırabiliyoruz bu arabaları. Böyle armorlu mafya arabaları çağırabiliyoruz istediğimiz yere. Bu arabalar bana gelecekler. O yüzden ben bunları beyaz istiyorum. Birazcık bir ciddiyeti olsun yani arabaların, değil mi? Light'a gerek yok. Plate siyah olsun. Evet. Respray hemen değişelim. Metalik. Beyaz nerede? Beyaz. Ice white. Evet. Secondary color var bir de bunun. Metalik o da. Onu da ice white yapalım. Tamam. Şimdi trim var bir de. Trim. Trim black. Black. Trim black. Yes. Yes, yes, yes. Şimdi suspension'a gerek yok. Transmission'a var. Transmission'ı ver. Turbo'yu ver. Wheel. Tire. Tire için bulletproof. Tamam, bu tekerler kalıyor böyle. Bunlar özel teker. Belli yani. Window. Limo. Tamam, bunda limo yakışır işte. Oldu. Bu kadar basit lan bunlar aslında. Bunların tasarımı bayağı basitmiş yani. Ha. Bu araba gerçekten de bildiğin armorlu bir arabaya benziyor yani, evet. Böyle reis arabası. Tam bir mafya arabası. Ben bu arada şekil mafyayım, evet. Genç delikanlı mafyayım. Burada kıyafetleri seçebiliyoruz. Onları da göstereyim birazdan. Bakayım minigun kaldırıyor mu? İyi, bayağı dayanıyor. Bayağı dayanıyor. Minigun lan bu sonuçta. Hayvan gibi patlatıyorum normalde. Bakayım şuradan değişebiliyor muyum? Bu değildi lan. Kapat. Hiç güvenliği bodyguard'ım yok ki açsınlar. Heh, buradan. Bak şimdi. Management style. Heh, buradan bak. Böyle tiplerimizi değiştirebiliyoruz, mafya tiplerimizi. Şu çok iyi ya. Şey, uyuşturucu baronu. Bak, drug baron. Bu çok iyi, güzel. Vallahi güzel o ya. Ama ben buyum. Yeah. Yeah bitch. Organizasyonumuzu ister mi? Neredenegiye Baturay, ne kadar yaratıcıyım, değil mi? Şimdi son bir tane arabamız kaldı. Onu çağıralım. Tamam, şimdi son arabamız. LVB. Schwarzenegger. Bilmem ne. Armor full. Brake full. Bumper, bakalım nasıl şeyler varmış. Euro bumper. Abi bu mafya arabası, biliyorsun değil mi? Spor araba değil. Vallahi bildiğin spor arabası yaptırıyor lan bu arabayı bize. Engine. Ama takmadım gördüğünüz gibi. Race egzoz. Tabii ki bence de race. Ama bir dakika, şu anda bakayım. Yok abi, bu daha mantıklı ya. Gerçekten yarış arabası değil bu. Normali kalmalı. Ventitude olabilir. Bak, Ventitude olabilir. Onda bir şey de yok. O fena olmaz. Bakalım. Light'ı boş ver. Plate siyah olacak tabii ki yine. Respray acaba mat siyah mı yapsam diye düşündüm ben bunu. Mat siyah iyi gidebilir diyeceğim de, yok ya. Normal siyah en iyisi abi. Bak, normal silah. Black yapıştır abi, yapıştır.
Pearl Listen'dan bir bilek daha yapıştıracağım ama buna. Şimdi full CE olmasını istiyorum. Çık yukarı, çık 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 çık. Aşağı, pardon. Heh, şimdi yukarı geldik. Black'i yapıştırdım. Secondary kalır. Metallic Black. Tamam, bu arabayı simsiyah yaptık. Bakalım roof, karbon roof yok değil. Skirt. Custom skirt. Tamam, al onu. Spoiler. Lip spoiler olabilir. Lip spoiler'ı alalım. Lip spoiler'dan zarar gelmez. Suspension indir aşağı, tamam. Transmission ver abi bunu. Turbo'yu da ver. Hızlı hızlı kaçalım. Kim polislerden kaçıyoruz aynen. Polislerden kaçalım. Uf, tam oldu ha. Vallahi oldu araba. O siyahı yapıştırınca siyah camları oldu yani. Bakalım bir şey kaldı mı başka? Egzozu değiştirmeye gerek yok. Aynen yok, tamam. Tamam. Mafya arabalarımız hazır. Kaç mafya arabamız var lan? 3 tane var. Bentley var. Jeep var. Bir de bu Mercedes var. Bu Mercedes oldu ya. Bu Mercedes bayağı oldu. Bu benim favorim oldu şu anda. Şu gerçekten bayağı favorim şu an. Müthiş bir şey lan bu. Bir normal kurşunla ben... Bakayım, camlar keşke kurşun geçirmez olsa ya. Ama maalesef geçirir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yok artık, geçirmiyor. Oha, camlar kurşun geçirmiyor. Çok sıkarsam geçti bak. Bu hala... Ha, şimdi geçirdi. Hadi geç geç geç. Çok sıkınca geçiyor abi, süper. Bu kadar isabet ettiremezsin zaten. Durmazsan tabi ettiremezsin o kadar isabet. Normal kurşunla patlama olasılığı yok bence bunun yani. Bakayım, normal kurşunla gerçekten patlatamaz kimse bunu ya. Hatta machine gun'la sıkayım mı buna? Machine gun çıkar abi. En hızlısı, dur, en hızlısı Tommy gun. Al. Bakalım ne kadar uzun sürecek. Bir deneyelim, test yapıyoruz sonuçta bu kadar. Arabaları aldık o kadar. Bir deneyelim yani. Zarar gelmez denemekten. Oo. 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 Bunu anca miniganla roket patlatır. Kimse bunu tarayarak patlatamaz ha. Belli yani. Tekerlekler zaten patlamıyor. Evet. Oh, maşallah. Maşallah. Yanmadı bile. Motoruna vurayım bari duman alsın birazcık. Silahım biter çünkü buna. Heh, duman aldı, tamam. Hadi 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 hadi, yan bari, tamam, yandı. Tamam. Çok dayanıyor abi, bu kadar zaten kimse ateş altında tutamaz sizi. Ya miniganla böyle patlatırlar ya da roketle. İki roket o da. İki roket bile zor abi, kaçtığını düşün, bununla kaçtığını düşün. Zor, gerçekten zor. Bu yeni armorlu arabalar süper olmuş. Camları zar zor kurşun geçiriyor. Gerçekten bence 10 numara bir patch olmuş. Her şeyi gözden geçirmedik. Son iki şey kaldı. Onları da gözden geçirip bu bölümün burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lan salak. Polis çarptı ya. Daha yeni kurtardım kendimi. Siktir git gerizekalı. Allah'tan çarpıp aramaya başlamadı. Evet, şimdi son iki tane silahımız var arkadaşlar bu peşte gelen. Onları göstereceğim. Bakalım buradalar. Şu. Ama bu bir önceki peşte geldi galiba. Bilmiyorum. Emin değilim. Neyse, bu işte. Revolver var arkadaşlar. Bakalım VIP varyant. Oha, VIP olunca altınını alıyorsun. Bodyguard varyant. Bodyguardlar da bunu alabiliyor. Acaba altınlı mı alsam yoksa platinyumunu alırım ben abi. Altın çok gösterişli, gerek yok kadar. Platinyum da süper. Vallahi güzel ama. Çok güzel hatta. VIP olmak için özel bir şey istiyor mu acaba, yoksa herkes olabiliyor mu? Ama VIP olmak için özel bir şey istiyor, evet. Paranın olması gerekiyor ki insanları ödeyebilesin. Ben bu Muş'ta ilk defa alıyorum, ben Muş'ta eskiden beri vardı da. Birazcık bakayım neler var. Şöyle güzel bir muşta alayım kendime. En iyisi normal aslında. Şu da güzel. Dikenli dikenli. Bu da güzel. Dikenli, acaba bunu mu alsam lan, bu da güzel. Bakayım. Benimki kalsın ya, klasik. Bir de burada Switch Blade var arkadaşlar. CSGO olmuş bu birazcık. Ama bu VIP varyantını alırım işte bunun. Tamam. Bunun VIP varyantını alırım, evet. Bu kadar. Bu iki silahımız gelmişti bir de. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında bir şey yok gördüğünüz gibi. Buradan bir silah kalkmış hatta. Bak orada bir şey vardı. Kalkmış galiba oradan bir şey. Şimdi fark ettim de. Ama bilmiyorum, emin değilim. Flare gun. Benim flare gun'ım farklı renklerde ateş etsin. Ben kırmızı istemiyorum. Ne renk olsun biliyor musun? Şimdi aklıma geldi. Çünkü flare gun'ı değiştirmek. Benim flare gun'ım polis spray gun olsun. Neyse, tamam, evet. Bu bölümümüz de burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer daha fazla DLC tanıtımları istiyorsanız, ileride gelecek update'lerden sizin de videosunu istiyorsanız, yani böyle benim satın alıp incelediğim
update'ler olmasını istiyorsanız ileride lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mutlu Abi Bugüslerle. Yine bir DLC tanıtımın süper bir bölümündeyiz. Geldi. Bu bölümde de yeni gelen evlere bakacağız. 3 tane ev alacağım. Planlıyorum. Gerçekten yine şey gibi olacak. Yeni evlere bakacağız. Şimdi bayağı şehre doğru yakınlaşıyordum. Katta abi. Bakayım neredeyiz? Tam 10 tane yeri aradım. Yeni araba var. 2 tane yeni hücre var. Şurada bir yerlerimize bakalım. Bir tane yat var arkadaşlar. Pahalısını tabii ki alıyor. 4 videoda falan toparlanıyor.